that time, y'all. Rough Riders. You know, Teflon, Eve. Yo, 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 they wanna know. Oyun kaybediyoruz. Kime diyorum? Oyun kaybediyoruz. Hırs lazım. Mücadele ettiğin zaman üzülür. Onu ben o gözünde görürüm. Ahmet sürekli benim oyunlarda hırs yapmadığımı ve mücadele etmediğimi söylüyor. Oysa ki ben bütün mücadelemi yapıyorum. Yani ben milli bir voleybolcuyum. Ahmet acaba milli olmuş mu? İlk kez ne zaman milli olmuş? Onları bilmiyoruz. Ne öyle sağda solda benim hakkımda yok yarışmalarda koşmuyormuşum, mücadele etmiyormuşum. Sen benim yarışmalarda nabzımın kaç attığını biliyor musun? 3,5 atıyor benim nabzım. Duygu işte daha fazla atması lazım. Pes etmemen lazım, hırs lazım. Sinirlerim bozuk. Artık biri bir şey daha derse yani suratına sımacı koyacağım yani. Ya beni sinirlendirmesinler artık. Yeter. Tolga ile aramayı diye böyle yapıyorlar. Ya benimle bir daha muhatap olma, tamam mı Ahmet? Ahmet ben gidiyorum. Ahmet dursun, Duygu gidiyor, tamam mı? Hırs lazım, hırs. Ya hala hırs lazım ya. Ne halin varsa gör ya. Git istediğin yere git o zaman. Git. Bak yine yavaş gidiyor. Git. Hızlı git. Duygu koş! Duygu! Mr. Bombastic. We want this bombastic, romantic, fantastic lover. Shaggy. Mr. Lover, lover. Now Mr. Lover, lover. Girl, Mr. Lover Lover. Now Mr. Lover Lover. She called me Mr. Bombastic. Send the fantastic. Merve var mı yiyecek bir şey? Hiçbir şey yok Akın. Bir tek bu var, bu da kelek. Tolga, zıpkınla işin bittiyse ben balığa çıkayım. Abi ben balığa gidecektim ama yani biliyorsun bende gizli bir tansiyon var, gizli bir şeker var. Yani adada sürekli bana karşı bir komplo var. Yani anlayabilmiş değilim. Yani Akın arkadaşımız geliyor da zıpkın lazım mı sana diye bana laf sokuyor. Böyle şeylere gerek yok abi. Ya hiç gerek yok. Geçmiş ama olsun, geçmiş olsun. Yat Tolga, tamam. Yat sen. Çıkık var abi. Tamam yat sen, yat. Yerimde durmam kırık olsa. Bak yerimdeyim şu an. Geldiğinden beri çıkık var, kırık var. Merve ateşi yaksan ben balık tutup geliyorum. Bu Tolga'nın haberi yok. Ne alakası var abi? Yani biliyorsunuz bende gizli şeker var. Gizli bir tansiyon var. Gizli bir kırık çıkık var. Yani kırık mı çıkık mı onu bile bilemiyorum ya. Belki kıçık. Ama gizli olduğu için anlayamıyorum. Ama yine de böyle laf sokuyorlar. Sok abi sen bilirsin. Yapacak bir şey yok. Oğlum. Ya bugün inanın oğlumu adaya getirseler yani ben yavrumu sevemem. Öyle düşünün, öyle yara ellerim. Oğlum dese ki babacığım bu ellerinin hali ne böyle dese, yani oğlumun konuştuğuna mı şaşırayım yoksa ellerimden mi utanayım bilemiyorum yani. Bilemiyorum yavrum bu elleri, bilemiyorum. Bakın şimdi uydurdum ya, halk ozanı gibi. Misafirlerimiz var. Akın. Bravo Akın ya. Helal olsun sana. Takım için yaptım. Hem bir sürü balık tutmuşsun hem hiç hırslanmamışsın. Evet. Bütün gün durdum. Bütün gün.
Açlıktan bütün kaslarım eridi, şu halime bak. Hep seni konuşacağız, kaslarını da konuşacağız. Delikanlı gibi. Merveciğim ne yaptın ya? Balık mı yaptın? Evet Tolga. Bakayım pişmiş mi ya? Denizde yaşıyorlar, yenebiliyorlar. Biliyorsun değil mi balığı? Tabii canım biliyorum. Bilmiyorum. Pişmiş. Tam anlamadım ya. Bir daha bakayım. Tekila! Pişmiş. Pişmiş bak çok güzel olmuş. Bu balık burada çıkıyor mu ya böyle bu? Hı? Bu ne balığı acaba? Lüfer mi? Sinekop mu? Okyanus balıkları çok lezzetli oluyor. İnanılmaz bir şey. İnanmıyorum. Harika oluyor ya. Ben o kadar uğraşıyorum, balık tutuyorum. Tolga Bey gelip hepsini yiyor. Bundan sonra odaya yeni kural koyuyorum. Kimse tuttuğu balığı paylaşmayacak. Herkesin tuttuğu kendine. Balık ya, kalmadı Tolga. Ya zaten iki kadın balık vardı. Ben hırsızlıkları göz hakkı. Gözlerim çok güzel, ne yapabilirim? Ya bu gözlerin hakkı bu kadardı ve ben göz hakkını aldım. Hırsızsın sen Tolga. Bunların hepsini konuşacağız. Ya yeter be. Hırsız. Ne yapıyorsunuz ya? Göz hakkı diyoruz, anlamıyor musun ya? Kıza bağırma sana! Kıza bağırma sana! Niye bağırıyorsun? Niye bağırıyorsun kıza? Bana bağırsana! Bana bağırsana kıza, niye bağırıyorsun? He? Niye bağırdın kıza, anlatsana! Abi bana bağırma. Sen de kızlara bağırma! Ne yapacaksın, döveceksin mi? Hayır, dövmeyeceğim! Bana takacak yer arıyorlar açıkçası. Çünkü neden? Tolga yarışmalarda iyi. Tolga ada yaşantısında harika. Tolga akıllı, Tolga zeki, Tolga çevik, Tolga ahlaklı. Bak, Tolga çevik geldi. Tolga çeviğe de buradan bol selam. Arkadaşım benim, çok seviyorum. Her şeyi zora koşuyorsun. Her şeyi, her muhabbeti. Ve hızlı koşuyorsun. O yüzden de yetişemiyorum. Seninle tartışamıyorum ben. Ben de yemek memek yemiyorum. İştahım kaçtı. Tolga sadece kendini düşünüyor ve ada yaşantısına hiç ayak uyduramıyor. Ama bunların hepsini oturup adam gibi konuşacağız. Herkes birbirine ne hissediyorsa yüzüne söyleyecek. Adamca, insanca, kadınca, erkekçe, İngilizce, Yunanca oturacağız, konuşacağız. Kızına karşı spor yapmak kolay. Bana karşı yapsana. Oraya yapmak kolay. Bana karşı yapsana. Ne oldu? Yapamıyor musun? Bana karşı yap. Yani hiçbir şekilde rahat yok. Merve sürekli spor yapıyor, uyutmuyor. Yani Akın zaten Psycho'ya bağladı. Sürekli peşimde. Ya ben anlayamıyorum abi artık. Yani bu kadar üzüme girilmesini anlamıyorum. Yani ne yaptı ki Tolga? Burada anlatmak kolay. Bana anlatsana. Buraya geliyorsun. Akın peşimi bırakmıyor. Bana anlatsana. Tolga. Sen benim çantamdan Hindistan cevizi mi çaldın? Hangi çanta? Benim çantam. Hangi Hindistan cevizi ya? O Hindistan cevizi. Bu mu? Evet. Ya bir tanem bu İstanbul'dan kendim getirdim bunu ya gelirken. Ya Halis Caddebostan Hindistan'ı bu ya. Yalan söylüyorsun Tolga. Abi Hindistan cevizini cebine attın diyorlar. Bakın ceplerime. Ceplerim bomboş abi. Cebimde birkaç güzel nota var, birkaç güzel kelime var. Ama yapacak bir şey yok. Tolga şair, Tolga müzisyen, Tolga gönlü zengin, Tolga zengin.
Kardeşimdir benim, Kayıcı Tolga Zengin. Ona da buradan bol selamlar. Anlamıyorum, hiçbir şey anlamıyorum ya. Al tamam, bölüşelim al. Neyi bölüşelim? Gel. Benim zaten. Al tamam, senin olsun ya, hadi al. Yemiş bitirmiş dibini veriyor bana ya. Konuşacağız, hepsini konuşacağız. Adam gibi. Arkadaşlar, ben bir karar aldım, bunu size açıklamaya geldim. Ben bundan sonra Tolga ile kesinlikle konuşmuyorum. Hatta Tolga ile konuşanla da konuşmuyorum. Ya bir şey soracağım. Şimdi diyelim ki ben bir yerde oturuyorum, Tolga yanıma geldi. Yani bir mevzu açtı. Konuşmayacağım mı yani şimdi ben? Konuyu o açmışsa seninle bir gün konuşmuyorum, sonra konuşuyorum. Ama eğer konuyu sen açmışsan seninle de konuşmuyorum. Akın beyefendi benimle konuşmayacağını söylemiş. Ama yani nasıl yapacaklar bilemiyorum. Çünkü Tolga tatlı, Tolga hoş sohbet, Tolga Karen. Yapacak bir şey yok. Yani benimle konuşmayacaklar. Konuşmak istemeyen de konuşmasın abi. Bu saatten sonra kimseye dur demem. Gidene dur diyemem. Giden durur bazen. Gidene gelme bazen. Gider sever ha. Yetti be. Yetti, gidiyorum bu odadan ya. Tolga gidiyor, rahat edin. Tolga uzaklaşıyor artık. Ceketimi alır giderim kardeşim. Abi sonunda Tolga'yı delirtmeyi başardılar. Yani açıkçası yılanlarla bu adada yaşayacağıma, yılanlarla şu adada yaşarım daha, yani adaya tam karar vermedim. Gözlük numaralı, ben şey yapmıyorum. Gözlüğü alayım. Bir tane paletin tekini alıyorum, yerlerim yani. Yüzmek için de yoruluyorum. Üzünce gizli şeker. Bak dedim. Gidiyorum işte bilmediğim adalara. Yani ceketimi alıp gidiyorum abi. Şeyi de ben sana, polayı verir misin kardeşim? Tolga git Tolga. Bu arada yağmur gibi.